Evet sevgili seyirciler, reklam arası sonrası tekrar birlikteyiz. Son bölümdeyiz. Son bölümde aşağıda numaralarımız var. Sizin numaralarınız, yani telefon numaralarınız ararsanız sizlerin sorularını cevaplandırmak istiyorum bu bölümde. Ama tabii vatandaşlarımızın yazdıkları mesajlar var. Onları da paylaşmak istiyorum. Bu arada mesela bir arkadaşımız demiş ki ben bu durumu 2002'de TC Merkez Bankası davasında yaşadım. Bana bu parayı nasıl kazandın diye sordular. Kredi çekmiştim. Birikim vardı dedim. Vergi denkleştirmesinde son 10 yılın hesabını yaptılar. Freibetrag o zaman yüksek olduğu için bana geri fazla para bile verdiler. Türkiye'deki vergileri hesaba kabul ettiler. O zamandan beri çok titizim bu durumda. Ne demişler atalarımız, tecrübe bin nasihattan iyidir. Vatandaşımız böyle bir Merkez Bankası olayını yaşayan bir vatandaşımızın tecrübesini paylaştım. Bu ne manaya geliyor efendim? Yani sizin bilgilerinizi her halükarda alıyorlar ve incelemeye aldıktan sonra da hesabını yapıyorlar. Telefon attığımızda seyircimiz var dedim ya, seyirciler alalım bu bölümde Mehtap Hanım, son bölümde. Ve bir seyircimiz var, bir merhaba diyelim kendisine. Merhaba efendim, buyurun. Merhaba, iyi günler diliyorum. İyi günler. Öncelikle Avrupa'daki yaşayan Türklerin çok fazla bir bildirim yapılan, kendilerini bildiren bir kurum çok fazla yok maalesef. Evet. Sizin bu konuda çok büyük hizmetleriniz olduğu için size çok teşekkür ediyorum. Eyvallah, sağ ol. Yani maalesef çok fazla istismara da uğruyoruz. İşte bundan önce emeklilik sorunlarından dolayı çok büyük bir mağduriyete uğradı Avrupalı, evet, Türkler. Evet. Önce şunu söylemek istiyorum. Avukat hanım dedi ki tapu bilgilerine tedbir koyabilirsiniz. Yanlış anlamadıysam. Bilgi erişimine korumaya değil, alabilirsiniz dedim. Korumaya alabilirsiniz dedim. Ha, korumaya alabilirsiniz. Ama bilgi erişimine hiçbir şey yapamıyoruz. Duyamadım. Benim bu... Bilgi erişiminde hiçbir şey yapamıyoruz mu, evet, diyor vatandaşımız Mehtap Hanım. İşte. Bilgi erişimini %99 kısıtlayabiliriz. Devlet bildirmeyecek çünkü bunu ancak işte Hollanda'da şunu gördük. Almanya'da faaliyet gösteren bir Türk emlak şirketi aracılığıyla Türkiye'den avukatları ve mali müşavirleri gibi kişiler aracılığıyla aldılar. Bununla ilgili sınırlamalar getirmek gerekiyor. Çünkü tapu bilgilerinizi sadece tapu dairesinden değil birçok kurumdan alabilirler. Benim burada bir tek sorum var. Şimdi benim bir tane dairem var, sadece kendi oturduğum, hiç başka bir gelirim falan yok. Bununla alakalı herhangi bir sıkıntı olabilir mi? Birincisi bu. İkincisi de emeklilik olarak da bir sıkıntımız olabilir mi? Şimdi borçlanmayla emeklilik parası yatırdık Türkiye'ye. Ben örneğin gelecek sene Nisan'dan itibaren emekliliğe başvuracağım. Bu da sonuçta Türkiye'den, Almanya'dan kazanılmış bir para ve Türkiye'ye girmiş, yatırılmış bir para. Bununla alakalı da bir sorunumuz olabilir mi? Teşekkür ediyorum. Sorum bundan ibaret. Yani isterseniz bir emeklilikten başlayalım. Emeklilikle ilgili Türkiye bu bilgiyi vermez diye hiçbir zaman söylemedim. Çünkü bu konuda güvenim eksik. Normalde vermemesi lazım ama... Vermemesi lazım, evet. Evet. Bakın hiçbir zaman ben Türkiye emekli aylığı bilgilerinizi yurt dışı makamlarıyla paylaşmaz demiyorum ama yasa gereği paylaşmaması gerekir diyorum. Evet. Çünkü 3201 sayılı yasa uluslararası sözleşmeye tabi değil, bildirmemesi, söylememesi gerekiyor. Ama bildirir mi? Bildirir. Bir sıkıntı yaşar mısınız? Emekli aylıklarıyla ilgili çok ciddi bir sıkıntı yaşamazsınız. Sadece size 40 euro gibi bir ödeme çıkarabilirler aylık. Parayı nereden buldun, nereden ettiğinle çok uğraşmıyorlar. Bu konuda bir sıkıntı yaşamazsınız. Ona da bir, çünkü 20 bin euro dair civarı bir para yatırdınız. Onun da açıklaması mutlaka bulunur. Oradan bile kazanmış olsanız, yani bir Türkiye, bunda hiçbir zaman bu sorgulanmadı bugüne kadar. Ki öğrendikleri ya da kendini söyleyen, ben şu kadar para yatırdım diyen, emekliyim diyen vatandaşlarımız neredeyse yurt dışı emeklilerin dörtte biri kadar. Yani bildirilmez diyemem, bildirilebilir, karşınıza çıkabilir, bir sıkıntı yaşayacağınızı düşünmüyorum. En rahat konumuz şu anda o, o yüzden çok fazla onun üstünde durmuyoruz. Ama tapularınızla ilgili
Evet, tedbir almakta fayda var. Biraz önce de söylediğim gibi Hollanda bunu gayri resmi yollardan, gayri hukuki yollardan Türk devletine sormadan zaten ne Hollanda devletinin ne de başka bir devletin Türkiye'de tapu bilgilerini sorgulamaya, Türkiye'den bu konuda bilgi talep etmeye hakkı yok. Ama hakları olmamasına rağmen devlet adı altında değil ama bir takım şirketlere işi ihale ederek bu bilgileri aldılar, almaya da devam ediyorlar. Bu Almanya'da da sık sık karşımıza çıkmaya başladı. Hangi yolla aldıklarını henüz keşfedemedim ama Hollanda'yı biliyorum, gördüm çünkü. Altında bir hukukçu imzası olan evraklarda gördüm ne yazık ki. Evet. Dolayısıyla bu konuyla ilgili bir takım yazışmalar yapmakta, bir takım tedbirler almakta fayda var. Bu kadar. Tek bir gayrimenkulüm var diyorsunuz. Tek bir gayrimenkulünüzü bile gelir olarak bildirmediğiniz için yurt dışı makamlarınıza kira getirisi olmayan sadece bir kendi oturduğu gayrimenkul olan vatandaşlarımızın da bu bilgiyi bu tedbiri almasında fayda olduğunu düşünüyorum. Peki efendim, teşekkür ederiz. Telefonlarımız var. Onları almaya devam edelim Mehtap Hanım. Peki. Telefonları alacağız bu bölümde. Arayan vatandaşlarımızı söylediğim gibi sadece Almanya değil, diğer ülkelerden de arayabilirsiniz. Aynı sorun sizler için de geçerli. Telefonunuzun sesini veya televizyon varsa sesini kısarsanız değerli seyircimiz size bir merhaba diyeyim. Merhaba Alo. efendim. Ha, merhaba. Zeki Buyurun. Bey mi? Alo. Buyurun, duyuyorum ben sizi. Buyurun. Ha, iyi yayınlar, iyi yayınlar. Teşekkür ederim efendim. Sağ olun. Ben yaşadığım ülkenin vatandaşıyım. Diyelim Türkiye'de gayrimenkuller ve mevduat hesaplarım var. Sen bu Bu ülkenin vatandaşı, sosyal diyelim ki bu yardım. ülkenin vatandaşısın ama Türkiye'de var. Seninkini daha kolay Evet. alırlar. Evet, tamam. Evet. Herhangi bir sosyal yardım almıyorum. Bunun bana zararı ne olabilir? Şimdi bir de vergi denkleştirmesinde bunları söylüyor muydun? Var benim Yok. Türkiye'de. Söylemiyordun. Tamam. Yok, Kira herhangi gelirim var bir mı? O mülkiyetlerden veya herhangi bir gelirin var mı? yok. Yok. Tamam. O zaman Mehtap Hanım. Bu konu. Çalışıyor musunuz şu anda? Emekliyim. Emeklisiniz. Buradan emeklisiniz. Evet. Almanya'da. Buradan emekliyim. Sosyal yardım yok. Yok. Peki efendim. Mehtap Hanım, Hiç anladım. mi almadınız bugüne kadar? Aldığınız zamanlar oldu mu? Geriye dönük oldu. Oldu. Geriye dönük. Oldu. Peki ama vergi denkleştirmelerinde de Türkiye'deki o mal varlığından, gelirinizden hiç bahsetmediniz. Hiç herhangi bir gelirim yok diye imza attınız. Doğru mu efendim? Tabii. Evet, tamam. Şimdi Mehtap Hanım bu konuyu cevaplandırsın. Şimdi Bizi de siz televizyondan dinleyin efendim. Sorunuz var mı Mehtap Hanım? tamam, ben kapatıyorum. Bir Teşekkür ederim sorunuz var mı? ben. Bir sorayım Mehtap Hanım. Sizin sorunuz var mı Teşekkür efendim? ediyorum. Yok yok, yok yeterli. Gerçekten Sorularım sor. yararlı bir Sağ olun. program Allah razı olsun. yapıyorsunuz. Sağ olun efendim. Gerçekten Elimizden geleni kapatayım ben. yapmaya çalışıyoruz. Dinliyorum. Evet, peki. Almanya dışındayım ve hakikaten yararlı program. Peki, Teşekkür ederim. Almanya dışındasınız. Tamam, anladım. Başka bir ülkede. Almanya dışındayım. Tamam, peki efendim. Evet. Mehtap Hanım cevaplandırıyor. Dinleyelim. Evet. Tamam, ben yani. Özellikle mevduat hesapları bugün kapatsanız bile kapalı hesap olarak yurt dışı makamlarına bildirilecek. Yurt dışı makamları da Türkiye'nin bildireceği sadece mevduat hesabının yıl sonu bakiyesi Ama bu ve yıl Almanya'da değilmiş. Diğer ülkelerde de aynı durum bütün söz ülkeler konusu mu? için aynı. Aynı değil mi? Tamam. Peki. Bildireceğimiz rakamlar bunlar. Evet. Yıl sonu bakiyesi ve faiz gelirlerini ya da neyse kar payı adı Anladım. neyse yani ben Evet. faiz diyorum ama her Evet. şeyi kapsıyor. Evet. Hayat sigortaları, bireysel emeklilikler hepsini bildirecek. Hı. Bulunduğunuz ülke size bunun kaynağını %99 soracaktır. Bu para ne zamandan beri var? Banka dökümünü, içeriğini bana getir diyebilecektir. Demin ki Bu Merkez anlamda. Bankası'nda söylediğim vatandaşın anlattığı Aynen. gibi. Geçmişe dönük, ülkenin kendi Evet. mevzuatına göre, kendi hukuk yapısına göre 5 yıllık, 10 yıllık Evet. vergiler, cezalar çıkaracaktır. Eğer bu dönem zaman aşımına uğramadıysa, bilerek sordum herhangi bir zamanda yardım almadınız mı diye, 5 yıllık, 10 yıllık zamana gelen yardımlar da denk geliyorsa, o yardımlar bile, sosyal yardımlar, talep edilebilecektir. Dolayısıyla ciddi sıkıntı mevduatta çıkacak karşımıza. Gayrimenkulleri ile ilgili kira geliri olmasa bile, biraz önce bahsettiğimiz gibi Hollanda'da, Almanya'da bir takım kişilerin başına geldiği gibi her ne surette olursa olsun yabancı ülke makamlarının eline geçerse
Bu durumda da bu paranın kaynağı ne, nereden buldun diyecekler. Bunu bana neden vermedin diyecekler. İki konuda hesap verecek vatandaşlarımız. Bir, kara para mı? Oradan bir vergiye zorlayabilirler. İki, bu gelir olarak bana bildirilmedi, vergisi ödenmedi diye vergisel bir sıkıntıyla karşılaşabilirler ki burada sosyal yardım alıp almaması, iflas edip etmemesi, iflasını açıklayıp açıklamaması önemli değil. Hiç yardım almamış, hiç iflas etmemiş, işsizlik ödeneği daha almamış vatandaşlarımız için de aynı şekilde sıkıntı verecektir. Hele ki kendi ticari işletmesi olan yurt dışında veya başka bir geliri olan, taksisi olan, ne bileyim bir iş, serbest meslek yapan vatandaşlarımıza sen bu parayı nereden buldun, kaynağını göster diye daha çok üstüne gidilecek. Çünkü diyecekler ki sen benden gelir ve vergi kaçırdın. Yani çünkü bu, sen bu paranın kaynağını gösteremiyorsun, kara para benim için, benden kazandın, kaçırdın diyecekler. Hele ticari taksisi olanlar. Ya evet, onlar da çok düşüktü yıllarca. Almanya'yı biliyorum gele gide. Çok ciddi sıkıntılarla karşı karşıya kalacaklar. Özellikle gayrimenkullerle ilgili tedbir almak gerekiyor. Şimdi vatandaşın biri yazıyor, diyor ki pandemiden dolayı biz kaç zamandan beri program yapıyoruz. Zaten dedik ki salgından dolayı Alman makamlarının Alman gazetesinde çıkan yazıya, habere göre Almanlar dedikler ki pandemiden dolayı, efendim bu salgından dolayı bu sene alacaktık, o yüzden 31 Aralık'tan sonraya erteledik dediler. Bu doğru. Ama ertelenme mevzusu ise önümüzdeki yıl değil. Bu sene ertelendi. Şimdi yazıyor ya vatandaş. Bunu ama söyledik daha önceden, dedi ki bakın bu ertelemeler Almanya, Alman medyasında çıkan haberde zaten yer aldı. Alman maliyesini yapmış olduğu açıklama. Alman maliyesi dedi ki pandemiden, korona dolayı biz bu uygulamayı 31 Aralık'tan itibaren Türkiye'den bilgi alışverişine başlayacağız dedi. Ben bunu diyor birinci ağızdan öğrendim. Ben de ikinci ağız söylüyorum. Ben de birinci ağız. Esas birinci ağız biziz. Bakın 31 Aralık'a kadar ertelendi. Doğru. Olayı yanlış anlamayın. İnsanlar hala yanlış anlıyorlar. Ha, velev ki ertelendi. Ama sonrası var. Ertelendi, kaldırılmadı. Bakın, ertelendi, kaldırılmadı. Devam ediyor, verecek. Onun için önlemleri almak lazım. Hemen rehavete kapılmayın. Daha da komiği. Evet. Şimdi diyelim ki ertelendi ve 2021'de verilecek. Evet. Bu kanun ne diyor biliyorsunuz değil mi? Evet. Diyor ki her yıl bir önceki yılın verileri gönderilir. Yani 2020'de ertelendi. Ertelendiyse 2019'u da verebilir. Erteleme çünkü daha sonra alacağım anlamına geliyor. İlk defa 2021'de vereceksek, evet, 2020'yi paşa paşa vereceğiz zaten. Evet. Biz 2019'da neler oldu? Oturup bunları tartışalım. Evet. Neleri kurtarabiliriz? Bunları tartışalım. Bir de vatandaşlarımız şimdi bankadaki paralarıyla gayrimenkul almaya geliyorlar. Hayırlı olsun da asla bu alım satım işlemini, yine kendi üzerlerine alsınlar, tavsiyem bu yönde. Asla bu alım satım işlemlerini şey olarak yapmasınlar. Kendi adlarından bankaya gideceğim, ev alıyorum, alıcının hesabına parayı göndereceğim. Neyle? Kendi TC numaramla. Evimi satacağım, ev değiştireceğim, gideceğim. Bankadan adam bana elime saymaz parayı, yasak. Benim adıma gönderecek. Her iki durumda da toplu bir para giriş çıkışı yabancı ülkenin eline geçebilir. Çünkü bir para hareketi. Bunlarda özellikle avukat veya işte avukat tavsiyesiyle kendilerine yardımcı olacak birileri aracılığıyla alım satımı yapsınlar. Hani ben bankadan paramı çektim, gideyim ev alayım. Güzel bir yöntem olabilir. Ama eğer bu alım satımı, gayrimenkul alım satımını kendi adlarına yapıyorlarsa, bankadaki işlemlerini daha doğrusu kendi adlarına yapsınlar ama bankacılık işlemlerini kendi adlarına yapmasınlar. Evet. İz bırakmasınlar. Çünkü o da açığa çıkacak. İz bırakmasınlar. Değil mi? Aynen, yani o izi bırakmadan yapmaları gerekiyor. Bununla ilgili tedbirleri de, biz bu çok kapsamlı, çok karmaşık bir hukuki işlem. Bu konuda eğer illa bir yardım almak istiyorlarsa
Bunun ne olur avukat olmasına, yani bir adım sonra bunu böyle yaptık ama biraz önce yoklama şeyde kişisel verilerin korunması dilekçesinde olduğu gibi gönderdik. Gönderdik, ne oldu? Bizi korumuyor. Evet, yani Ben bu bu yanlışa gönderen düşmeyin vatandaş işte. olsam ne yapacağım? Ben rahatım çünkü bunlar benim verilerime ulaşmayacak diye düşüneceğim. Yok öyle bir Rahatlayacağım. Daha dünya. da tehlikeli. Bana resmi yazı geldiğinde göreceğim. Bankadaki paramdan haberdarız. Çık da gel, seni dört gözle bekliyoruz diyecekler. Evet. Bu tür şeylerle karşılaşmamak için ne korur ne korumaz. Neyin biraz faydası olur, neyin olmaz. Bir avukat yardımı almalarını tavsiye ediyoruz. Ama işte böyle sizi yok bizim işte kişisel verileri koruyoruz. O konuda yazı yazdık, korunacak, görünmüyor, edilmiyor mevzusuna kapılmayın. Bu sadece bir sizin zaten yontuluyorsunuz. Yontulmanız konusunda farklı bir yontulma. Yani yapmayın böyle bir şeyler. Aynen. Yok böyle bir şey. Mümkün değil. Devletler arası bir anlaşma ve devletler birbirlerine bu bilgileri vermek zorunda. Bir avukatın yazdığıyla o iş olmaz. Öyle yok öyle bir şey. Yok. Sadece paranız gitmiş olur boşuna. Yani Önlemleri farklı bu alın. dile Değil mi? sorumaz bir. Evet, şimdi Türkiye'de emekli olup Avrupa'da emekli maaşı almıyorum diye saklayanlar var. Sonra ne olacak diye vatandaş sormuş gayri ihtiyari. Siz de Aynen evet. öyle bir. Ne oldu bizim Mesut? Mertap Hanım kayıp mı oldu? Burada yapılması gereken, eğer sesim geliyorsa ben de internete bir bakayım. Evet, dinliyoruz. Alo. Duyuyor musunuz beni? Duyuyorum, duyuyorum. Ne oldu Mehtap Hanım? Bir sıkıntı mı var? Alo. Şu Ses anda geliyor var. Şu anda ses var. acaba? Şu anda ses geliyor. Mehtap Hanım, ben bir 2 dakika idare edecekmişim. Ondan sonra devam edeceğiz. Sizi bir... Şimdi bu teknolojiyi kullanıyoruz ya. Kendisi Ankara'da biliyorsunuz Mehtap Hanım. Ankara Barosu avukatlarından. 20 yıldan beri işte kendisiyle programlar yapıyoruz. Telif televizyonlarda. Ekranlarda biz hep benimle birlikte ilk ekranlara çıkan değerli bir avukatım. Hem sosyal güvenlik konusunda hem de diğer hukuki konularda gerçekten bilge bir avukat. Avrupalı Türkleri bizim kadar tanıyan birisi kendisi. O yüzden de bu mevzuların en iyi konuşulabileceği mecra o ve Kanal Avrupa. Zaten bu konuda bizden başkası size de doğru düz bilgi vermiyor. Hala vatandaşlarımız korkmayın. İşte ertelendi. Bu sene verilmeyecek deniyor. Arkadaşlar, bu sene verilmeyecek denmesinin sebebi demin değerli dostum da yazmış. Demiş ki ben birinci ağızdan öğrendim. Bu konu ertelendi. Doğru. Alman medyasında Handelsblatt bildiğim kadarıyla Alman maliyesinin yapmış olduğu bir açıklama vardı. Pandemi dolayısıyla. Bu salgın dolayısıyla. Koronavirüs dolayısıyla. Bu sene bilgileri alma işini ertelediler 31 Aralık'a kadar. 31 Aralık sonrası ne geliyor? 1 Ocak. 2021. Bundan sonra alacaklar. Söylenmek istenen, anlatılmak istenen bu. O yüzden de tedbirleri bir türlü almak lazım. Nasıl almak lazım? Şu anda söyledim zaten bu işler yani zaten vatandaşlar Türkiye'ye gidemiyor. Gitse bile karantinalar efendim. Testler, şunlar, bunlar bir sürü sıkıntı var. Hatta bazı uçak şirketlerinin sayıları da düşecek, kısıtlanacak uçuşlar yine pandemiyle ilgili. Türkiye'ye gidişler, gelişler sıkıntı olacağı için konsolosluklarımıza büyük işler düşüyor. Noter konusunda, noterlikler konusunda. Ve noterlikler konusunda düştüğü için de noterlikte çalışan arkadaşlarımız, memur kardeşlerimiz, tamam ben biliyorum büyük bir özveriyle çalışıyorlar ama en yoğunluk buralarda. Buralardaki insanların sayısı artırılabilir. Çok iş yapıyoruz mevzusuna gerek yok. Zaten hazır formlar ve dilekçeler var noterlerde. Yani bir genel efendim vekalet var farklı. Ya bunların hepsi hazır. Sadece kişiler ve verilecek kişiler değişiyor. Yani orada fazla bir işlem yok. Yani bu çok büyük işlem gibi göstermeye de gerek yok. O yüzden bu vatandaşlarımızın bu en azından noterlik konularında yardımcı olmalarını istiyoruz. Biz paraların ülkemizde kalmasını istiyoruz. Vatandaşlarımız kendilerini
koruma şemsiyesi altına almak için birikimlerini Türkiye'ye kaydırdılar. Türkiye'den yapılan çağrılara ayak uydular, uydurdular. Yastık altlarından çıkarın dediklerinde buradaki vatandaşlarımız da Türkiye'ye para gönderdiler. Şimdi bunların bir de hesabı olacak. Nereden buldun? Efendim nereden buldun parayı? Kaynağı ne? Diye vatandaşlara sorular sorulacak. Yani yine biz sıkıntıya uğrayan Avrupalı Türkler olacak. Bunları anlatmaya çalışıyoruz. Ülkemizin yetkililerinden rica ediyoruz. Bu konuda önlemler nasıl alınabilir, ne yapılabilir? Duyuyorum, sesim gitti mi, olmaz mı? Mehtap Hanım, sesiniz geliyor. Güzel. Evet, vatandaşlar da noterden biliyorum, yazıyorlar. Vatandaşlara da bir aydan önce termin vermiyorlar, randevu vermiyorlar diyor ama ben biliyorum 2 ay var, 3 ay var. En sıkıntılı dönem. Yani şöyle. Evet. Şöyle yapabiliriz. O vekalet konusunu ne yazık ki pandeminin başında, Temmuz ayından beri yaşadık. Vatandaş bu nedenle bile emeklilikte dava açmaya mecbur bırakıldılar. Evet. Alman noteri aracılığıyla Türkçe tercümeli vekaletlerle de emeklilik harici konularda mahkemeler de kabul ediyor. Diğer kurumlar da kabul ediyor. Şimdilik 2 ay sonraya veriyorlar. Vaktimiz kaldı önümüzde vatandaşlarımızın Türkiye'deki işlemlerini yapmak için. Alman noterlerinden alacağımız evraklarla bu işleri halledebiliriz. Yani Türkiye'deki noterlik işlemlerini halledebilirler. Sadece bankadaki işlemleriyle ilgili belki bir takım şey olabilir. Banka işlemleriyle ilgili. Hani bankadaki parasını çekmek için akrabasına, yakında belki uçaklar da duracak. Akrabasına yetki vermek isterse eğer, orada bir sıkıntı tanıdığına yetki vermek isterse orada Türk noterini arayabilirler ki emin olmak için bankadan para çekme yetkisinde. Ama diğer işlemler için Alman noterinden alınacak işlemlerle vekaletlerle işlemler başlatılabilir. Çünkü aynı sıkıntıyla burun buruna geleceğiz. Vatandaş sıkıntıyı yaşayacak, işlerini de çözemeyecek. Bu ne yazık ki bir yılı aşkın süredir vatandaşa inanılmaz eziyet haline geldi. Bu vekalet meselesi. Parmak iziyle bile ya da ne bileyim telefonla bilmem neyle bile verilecek işlem. Bir imza, her şeyi hazırlayıp bir imzayı kapıda bile alabilirler kimlik kontrolü yaparak. Evet. Günde 500 tane vekaleti tek bir memur bile halledebilir. 2-3 tane yanına imzayı kimlik kontrolü de yapacak kişiyle birlikte. Önceden bilgileri ve şeyi alarak kişinin adını, TC kimliğini aldığında görebilir bunları yani noterde. Evet, vatandaş zaten... Vatandaş sadece imza ile bu işi tamamlayabilir. Evet. Ya bu çok ciddi bir sıkıntı. Vatandaş bir an önce hem noterden... Evet. Lazım değilse bile noterden randevu alsın ama olmuyorsa Alman noteri, İtalyan noteri, Fransız noteri Türkçe tercümeli onaylı iş görüyor. Ya şu var. Biz yıllarca öyle dava açtık yani yıllarca öyle yazışma yaptık. Yani olabiliyor Alman noterinden Türkçe'ye çeviriyor ama vatandaş için de bir sürü iş. Şimdi oraya vatandaşı işe alırken, devlet işine girerken, konsolosluklara girmek isterken insanlar 10 takla atıyorlar. Yeter ki devletin işine girelim, orada çalışalım. Ama girdikten sonra da orada zaten anlaşmada demiyor ki sen günde 10 kişinin noterlik işlemini yapacaksın, 20 kişilik noterlik işlemini yapacaksın demiyor. Mesai saatleri içerisinde gelen vatandaşların işlemini yapacaksın diyor. Yani anlaşma aynen bu. Evet. Yani senle ben 10 tane 20 tane üzerine anlaşmıyor devlet. Ve sen bu insanların yapmış olduğu işlemler üzerinden paranı kazanıyorsun orada. Yani bizim vatandaşlarımızın pasaport harçları, noterlik harçları, nüfus cüzdanı, neyse değerli evraklar, şunlar bunlar. O yüzden orada varsın zaten. O insanlara bu işte bu efendim işleri yapacağın için, görevi vereceğin için seni oraya aldılar. O yüzden çalışıyorsun. Süs için gel otur da ben sana maaş vereyim değil. Devlet seni o yüzden almadı. O yüzden yetkililerimizden rica ediyoruz. Bu eğer kısıtlamalı 2 kişi, 1 kişi neyse çalışıyorsa otellikte biraz da burunlarından kıl aldırsınlar. Öyle havalara da gerek yok. Buraya gelen veli nimet, vatandaş, müşterin yani veli nimetin. Onların sayesinde maaş alıyorsun. O insanlara biraz da güler yüzlü davranarak bu işlerini halletsinler. Sayın yetkililerimiz de oradaki noterdeki, efendim kimseye akıl vermek için konuşmuyoruz ama vatandaşın dertlerini sizlere aktarıyoruz. 2 ay, 3 aylık randevular olmaz, bize yakışmaz. Büyük Türkiye devletine yakışmaz. Onu anlatmaya çalışıyoruz. Madem büyük Türkiye'yiz, bize bunlar yakışmaz. Yakışmaz. O yüzden de
bu vatandaşın dertlerine çözüm bulunsun istiyoruz. Bakın bir sürü sıkıntı var. Ülkemizden para mı çıksın? Mete Bey. Türkiye'de bir noter özellikle Aralık ayında günlük 500 tane işlem yapıyor. Bir noter. Koskoca konsolosluk, koskoca konsolosluk bari günlük 200 işlem yapsın. Zaten sorun çözülecek. Evet. 5 dakikamız varmış. O zaman bir azıcık bir kombastan yoklama belgesi ve otomatik bilgi paylaşımı tamam, diye. Söz senin, araya girmiyorum. Konuş. Tamam. Peki. Şöyle, kombastanla ilgili Anayasa Mahkemesi'nde bir iptal başvurusuyla kanunun iptali bekleniyor. Evet. Fakat aradan o kadar çok zaman geçti ki bu geçen zaman içerisinde Yargıtay'a başka, Anayasa Mahkemesi'ne başka girişimde bulunabilir. %99 bunlarla ilgili iptal kararı çıkacağını düşünüyor ama vatandaşlar bununla ilgili hukuk işlemlerini başlatsınlar, dava hazırlıklarında bulunsunlar. Bir alo varmış, alayım araya ya. Peki. Ben girmiyorum araya ama bir alo girmiş yani. Peki. Alo. Alo, hayırlı yayınlar. Bak şu an internet düzeldi. Hayırlı yayınlar, buyurun efendim. Farkındasın değil mi? Daha yeni internet kötüydü. Bir sorun var. Sesiniz, alo. Sesiniz iyi gelmiyor. Telefona kulağınıza dayayıp konuşun lütfen. Alo, benim Türkiye'de... Ha, gözünü seveyim ya. Evet. Ben sağ olun, teşekkür ederim. Evet. Benim Türkiye'de mevduat hesabım ve emlağım var. Bunları nasıl koruma altına alabilirim? Mevduat hesabım ve emlağım var. Bunu nasıl koruma altına alabilirim? Senin gibi on binlerce, belki yüz binlerce vatandaşımız aynı durumda. Evet, işte biz de bunun nasıl koruma altına alınması konusunda hem yetkilileri uyarıyoruz hem de hukukçumuz, avukatımız Ankara Barosu avukatlarından Sayın Mehtap Biçer hanımefendi Ankara'dan şu anda canlı yayında bize bilgiler vermeye çalışıyor. Bilgileri tamam. Alalım kendisinden. Peki efendim, teşekkür ederiz. Sağ olun, var olun. Şöyle, öncelikle evet. Tapularla ilgili bir hukuki yardım alarak hukuka aykırı yollarla yabancı ülke makamlarının eline geçmesini engellemeye yönelik bir takım işlemler yapılabilir. Yapılmalı da bence. Herkes yapmalı. Mevduata gelince mevduat hesaplarında mevduat hesapları yıl sonu bakiyeleri bildirilecek. Buna hiç kimse bir şey yapamaz ama mevduat içinde bulunan paranın diyelim ki 10 lirası var, bunun 5 lirasını bir takım gerekçeler göstererek nedir falancaya borcum vardı, mirastan kaldı şöyle. Yani bir yığın gerekçe ama şimdi buna hepiniz aynı şeyi yapın diye söylemek de doğru olmaz. Bir hukuki yardım alarak mevduat hesaplarının bir kısmını eritmek gerekir. Evet. Mevduat hesaplarını ben tamamen kapatmak yerine nasıl olsa bir yıl sonu bakiyesi bildirilecek ya, parasını tamamen çekilmesine de karşıyım vatandaşların. Hı-hı. Orada bir miktar hesabı tutmak gerekiyor. Hı-hı. Ha, faizle ilgili işlemi mutlaka bir hukukçudan destek alsınlar. Çünkü yıl sonu gelirleri bildirilecek. Hı-hı. Önümüzdeki süreç içinde belki bir faiz gelirinden fedakarlık yapılabilir. Hı-hı. Ama tapularla ilgili mutlaka bugünden tedbir alınmalı. Banka hesaplarınızın içeriğinin miktarının azaltılması ile ilgili gidip paranızı hemen çekin demiyorum. Orada da dökümü bana getir dedikleri de dökümü götürdüğümüzde ellerindeki bilginin daha az ve daha korunaklı olmasını sağlamak doğru olacaktır. Evet. Dolayısıyla yapılacak işlem şimdilik bu. Bir de hukuki destek almak, gayrimenkulü korumaya almak, banka hesapları ile ilgili de yıl sonu bakiyesine ne bildirirsek ona daha az zarar verir. Bununla ilgili bir formülasyon yaratarak parayı çekmek olacak. Evet. Teşekkür ederiz. Rica ederim. Bitti Mete Hanım. Bitirdik mi? Bitti. Peki, otomatik bilgi paylaşımı ile ilgili mutlaka bir hukuki destek alsınlar ve gayrimenkulleri ile ilgili tedbirleri hiç geciktirmesinler diyeyim ben son söz olarak. Peki, teşekkür ederim. Ben bu arada Sayın Demir, o beni anlıyor, seyrediyor şu anda. Bu sadece Almanya ile alakalı bir mevzu değil. 127 ülke arasında yapılan bir anlaşma. Fransa'sı var, Hollanda'sı var, Belçika'sı var.
İngiltere'si var, İsviçre'si var. O yüzden sırf Almanya'ya indirgemeyelim olayı. Almanya'da çok vatandaşımız yaşıyor diye. 2 milyon 700 bin vatandaşımız var. Bunun resti diğer Avrupa Birliği ülkelerinde. O yüzden de o ülkelerde yaşayan tüm vatandaşlarımızı ilgilendiriyor. Mesele Almanya değil sadece. Sadece Almanya değil. Almanya'ya indirgememek lazım. Bütün ülkeler, Avrupa Birliği ve 127 ülke arasında yapılan anlaşma. Efendim bugünkü programın sonuna geldik. Mertab Hanım'a teşekkür ediyoruz verdiği güzel bilgilerden dolayı. Önümüzdeki günlerde inşallah tekrar bir araya geleceğiz. O bize gelemiyor ama biz ona gidiyoruz teknolojiyi kullanarak. Avrupa Masası özel programından bugünlük bu kadar. Şimdilik önümüzdeki tekrar programlarda buluşmak ümidiyle hoşça kalın diyorum efendim.